Herkese selamlar. Bu Elon Musk'ın Dogecoin tweet'i ile ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Bununla ilgili biraz da bizim taraftan, internet endüstrisi tarafından işin nasıl olduğu ile ilgili bir video çekmek istedim. Biraz vakit kısıtlıydı. İlgili haberleri açtım. Ben sırayla gideceğim haberlerden. Oradaki ipuçlarından ortaya çıkıyor zaten olay. Şimdi bu olay aslında sosyal ağlarla çok ilgili. O yüzden bizim alanla biraz yakından ilgili, bilişimcilerin alanıyla. Mark Zuckerberg'ün bir oda arkadaşı var. Oradan başlıyor hikaye. Joe Green şu adam. Zuckerberg Facebook'u kurarken Joe Green de bir proje yapıyor. Bakın şurada Assembly projesi. Bu projede burada anlattığı şekilde politik olmayan bir sosyal ağ inşa etmeye çalışıyorlar. Ve burada Mark Zuckerberg Facebook üzerinden bu sitenin reklamını yapıyor. Fakat bu proje tam olarak başarıya ulaşamıyor. Şurada da görülüyor. Bu sitede şöyle şeyler var arşivden incelediğimde. Nasıl sizin 3 tane ortak arkadaşınız çıkıyorsa burada da %30 ideolojik benzerlik gibi bir şey çıkıyor fikren. Yani ta o tarihten itibaren Facebook'un kurucusunun dünyada böyle politik bir güç olma arzusu var. Fakat bu proje başarısız olunca Zuckerberg şey yapıyor. Forward Us diye Amerika'da bir lobi hareketi başlatıyor ve diyor ki işte göçmen yasası ile dünyadaki bilişimle ilgilenenleri Amerika'ya çekelim. Forward Us da birçok insanı dahil ediyor. Hatta Internet Org projesine de destek var ama ona bu videoda girmedim. Orada da yine küresel bazı ilişkiler kurmaya çalışıyor Hindistan'la falan, Çin'le. Şimdi Elon Musk'ın topa girmesi burada oluyor aslında. Elon Musk bu projeye giriyor, Forward Us projesine. Daha sonradan Zuckerberg'i yalnız bırakıp çıkıyor. Yani terk ediyor projeyi ve diyor ki işte bu proje politik olarak çok uygun değil bana falan diyor. Ama biraz Zuckerberg'i ters köşe yapıyor. Bu tarih 2013. Daha sonrasında bu Zuckerberg'le, buraya koymayı unutmuşum, bir orijinal yazışması var. Onu da bulabilirim aslında. Şimdi bu, ona girmeden önce burada şuna bahsedeyim. Bir roket fırlatma olayı var Zuckerberg ile Elon Musk arasında. Fakat roket patlamıyor. Amacına ulaşmıyor, gitmiyor. Patlıyor ve bunu çok böyle geyik yapar gibi Musk Zuckerberg'e yazıyor. Zuckerberg diyelim. Zuckerberg. Musk real conversation. Şurada resmen dalga geçer gibi yazıyor. Zuckerberg şok oluyor falan. Burada da ipler iyice geriliyor. Biraz Elon Musk bu olaydan sonra Zuckerberg'in her hareketinde ona bir laf sokmaya çalışıyor. İşte burada da Insider'da kavganın başlayışı, devam edişi falan var. O kadar çok şey oluyor ki, mesela işte yapay zeka ile ilgili Musk'la Zuckerberg farklı düşündüğünü söylüyor. Elon Musk diyor ki, yani ki tabiri caizse Zuckerberg'in kafası basmıyor bu işe diyor. Ondan sonra işte Cambridge Analytica skandalı çıkınca Musk diyor ki biz Facebook sayfamızı siliyoruz. Bir daha laf sokuyor falan, burada var. Ve hep böyle gidiyor. Yani sürekli Zuckerberg'e bir yerlerden laf sokmaya çalışıyor. Ama işin asıl kırılma noktası şu. Şimdi Zuckerberg'in eskiden beri bu Facebook'u sosyal ağın dışında dünyada bir güç faktörü olarak kullanması noktasında bir aracı var. Dijital para. Proje ilk olarak Libra diye başlıyor. Şurada tarihsel şey var. 2017 yılında. Ve burada dikkat ederseniz Facebook'un Messenger'ı ayrı bir ürün olarak yapması, ki Messenger'dan para transferini öngörüyorlardı. Hani bunu direkt oradan tanıdık çalışanlardan da biliyorum. Fakat bu proje bir türlü olmuyor. Bir sürü sorunlar çıkıyor falan filan. En son ismini Diem diye değiştirdiler. Bu para 2021'de çıkması planlanıyor. Şimdi Facebook'un en önemli projelerinden biri Diem. Çünkü o çıktığı an Facebook işte o dünyada istediği küresel güce kavuşacak. Bu öyle bir şey ki, şöyle tanımlanıyor, artık böyle tanımlanmaya başlıyor, 2020'de çıkan bir haber. Facebook'un Libra'sı ödeme sektörüne o kadar büyük şeyler yapacak ki Elon Musk'ın uzayda yaptığı işler gibi olacak diyor Binance'ın uzmanlarının araştırması. Ve Elon Musk buradan başlayarak, yani şu use signal olaylarına falan da girebiliriz de, buradan başlayarak bu Libra'ya, Diem'e şu anki adıyla,
vurmaya başlıyor. Bir tane daha faktör var, ona geleceğim. Şimdi Elon Musk'ın son attığı tweetlere bakın. Use Signal olayı da, yani WhatsApp krizinde Signal kullanın. Clubhouse'un reklamını yapması, farklı bir sosyal ağ. Hepsi bir bütün ya. Hepsinde ana hedef Zuckerberg. Ve şurada da artık şey konuşulmaya başlıyor. Bitcoin, işte Facebook'un yeni parası, Bitcoin'i öldürecek mi? Musk iki şeyi savunuyor. Bir Bitcoin'i savunuyor, bir Dogecoin'i savunuyor aslında. İkisini de savunuyor. Çünkü Facebook'un Libra'sının Bitcoin'i öldürebileceğini tabii iddia ediyor bu taraf. Ve burada bir şey daha devreye giriyor. İşi kızıştıran Zuckerberg'le Winklevoss kardeşler arasında, tam okunuşunu bilmiyorum, kardeşler arasında kripto para tarafında da bir savaş çıkıyor. Ve bu kardeşler, işte o davayı açan kardeşler, diyor ki biz GameStop olayının filmini yapacağız. İşte bu küçük yatırımcının ayaklanması olayının haberini yapacağız. Ayrıca bu kardeşler, bakın tarihe de bakın, çok yeni, şurada olması lazım, çok yeni, işte 28 Ocak bu tarihlerde şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu kardeşler Dog'u destekliyorlar. Diyorlar ki artık işte bu monopol düzenden yoruldu insanlar ve kendi özgür düzenleri için bu parayı destekliyoruz diyorlar. Bu kardeşleri Musk çok yakından takip ediyor muhtemelen. Bu kardeşlerin açıklamasından hemen sonra da Musk da, yani çok yakın tarihlerde Musk da bu olaya dahil oluyor. Yani burada Musk'ın Bitcoin'i ve Dogecoin'i desteklemesindeki en önemli şey Zuckerberg'le arasında, yani artık uzun yıllardır süren mücadele. Ve bu mücadelenin sonunda da aslında şu olacak: bir taraf çok büyük bir güç elde edecek, küresel bir güç. Çünkü bir süre insanı zengin edeceksin, o zengin sınıfına bir sınıfa sermaye aktarınca onlar senin doğal savunucun olacak tüm dünyada. Ve bu savunucularla yapmak istediğin bütün o işte politik hamleler veya başka hamleleri yapabileceksin. Bu anlamda çok önemli. Bakalım sonuncuda ne var? Ha, bunu açmıştık. Ya bu iş buradan sonra nereye gider? Şunu ben sadece önerebilirim. Biraz da analizlerde yoktu. Facebook'un projesinin gidişatıyla Elon Musk'ın tweetlerinin gidişatı arasında büyük bir paralellik olacağını tahmin ediyorum. Yani DM'i izleyerek Elon Musk'ın hareketlerini az çok yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda Bitcoin'in de savunuculuğuna devam edeceğini düşünüyorum Elon Musk'ın. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil ama genel olarak bu hikayedeki arka planı görmeniz açısından böyle bir video hızlıca çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur.